everybody sad, you know what I mean? It's, you know, words can explain his impact he had on this floor. Toparlayamayacağım, çok üzgünüm. İzleyicilerimizden de çok üzgünüm. Yani konuşacak, söyleyecek çok fazla şey birikiyor ama bir taraftan da ne söyleyeceğini de tam olarak bilemediğin bir andasın. Kobe Bryant çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. 41 yaşındaki Kobe, 26 Ocak 2020'de Türkiye saatiyle akşam 9, Kaliforniya saatiyle ise sabah 10 civarında düşen helikopterin içinde 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe ve kızı, Gianna'nın haricinde Gianna'nın takım arkadaşı, takım arkadaşının ebeveyni ve basketbol koçu da olmak üzere toplam 9 kişi bulunuyordu. Vefat haberini ilk önce TMZ'den duyduk. Hatta sonradan öğreneceğimiz üzere Bryant ailesi de maalesef haberi buradan öğrenmiş. En başta ünlü isimlerle sürekli çıkan ve hatta internet geyiğine dönüşen öldü mü saçmalıklarından biri zannettik. Dakikalar geçtikçe iddialar yerini ciddiyete ve ne yazık ki kanıtlara bıraktı. Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterlerin öğleden sonraya kadar bu nedenle havalanamadığı açıklandı. Los Angeles Times, Kobe'yi daha önce taşıdığını söyleyen pilot Kurt Dietz ile konuştu. Dietz, Bryant'ın kullandığı helikopter modeli olan S-76 Bey'in bir limuzin kadar güvenli olduğunu söyledi. Kazanın büyük olasılıkla sisli havaya bağlı olduğunu ve motor arızası olmadığını düşündüğünü açıkladı. Kobe'nin öldüğü kesinleştikten sonra sosyal medyada maalesef müthiş bir bilgi kirliliği oldu. Kobe'nin yanında 4 kızı ve eşinin de öldüğü yayıldı. Hatta ABC News ve birçok Türkçe haber kaynağı da bu şekilde bilgi girdi. Daha sonra Edin Wojnarowski tarafından doğrulanan ve yine TMZ'ye ait olan haberde Kobe ile beraber helikopterde olan tek aile üyesinin 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant olduğu anlaşıldı. Gianna, 5 yaşından beri Kobe'nin açtığı basketbol okulu olan Mamba Bowlers'ta oynuyordu. Kobe, Gianna ve diğer 7 kişinin o helikopterde olma sebebi de zaten bir basketbol antrenmanına gidiyor olmalarıydı. Kobe tedrisatından geçen ve babasının genlerini taşıyan Gianna'nın ileride Women NBA'de oynama hayali olduğu biliniyordu. Do you think your daughter might want to play in the WNBA? She does for sure. She does? Like, I mean, this kid, man. She's Wouldn't like, that be great? Dude, man, I'm telling you. The best thing that happens is when we go out and fans will come up to me and she'll be standing next to me and they'll be like, hey, you gotta have a boy. UNV gotta have a boy, man. You got somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, oh, I got this. You know, boy, for that, I got this. Like, that's right. Yes, you do. You got this. Kobe Bryant, the legendary NBA star, is dead tonight. His adorable 13-year-old daughter, Gianna, known as Gigi, also dead tonight. Kobe Bryant deyince birçok kişinin aklına 81 sayı attığı o inanılmaz maç gelir. Fakat daha ilginç olanı Kobe'nin jübile maçında 60 sayı atmış olması. Bir maçta 60 sayı atabilecek durumdayken emekli olmuştu Kobe. Sakatlıklar onu buna zorlamıştı. Yoksa neden sabahın 4'ünde takımın kondisyonerini arayıp eksiğim var gelip beni çalıştırır mısın diyecek kadar sevdiği basketbolu bıraksın ki? Nowitzki gibi 40'ına, Vince Carter gibi 43'üne kadar oynayabilirdi. Şu an hala oynuyor olabilirdi. Bu kadar sevdiği basketbolu bırakırken yazdığı Sevgili Basketbol adlı mektup 2017 yılında ise bir kısa filme çevrildi. Kobe bu kısa filmle en iyi kısa animasyon filmi Oscar'ı kazandı. Ona Oscar'ı kazandıran şey sadece ama sadece basketbol sevgisiydi. Birçok NBA yıldızı yoksulluktan kurtulmak, ailesinin daha iyi imkanlar içinde yaşamasını sağlamak için basketbol yıldızı olmayı düşler. Aslında bakılırsa böylesi bir hikayede her zaman daha dramatiktir. Fakat konuya saf basketbol sevgisi olarak bakınca Kobe her zaman daha önde. Çünkü Kobe Bryant zaten varlıklı bir aileden gelen, basketbolu sadece sevdiği için oynayan birisi. Çıtayı bu kadar yukarı koymasını sağlayan dürtü, zengin olma isteği değil, sadece basketbol sevgisi. Bu sevgiyi birkaç örnekle sıralarsak aklımıza şunlar gelebilir. Blake Griffin ABD milli takımı kampında Kobe'nin Temmuz ayında Las Vegas çöllerinde 64 km bisiklet sürerek antrenman yaptığına şahit olmuş. Shaquille O'Neal yazdığı kitapta Kobe için salona girdiğinizde Kobe'yi her zaman bir domuz gibi nefes nefese top sürme antrenmanı yaparken bulabilirsiniz. Buradaki ufak ayrıntı Kobe'nin bunu topsuz yapması. Kitaptaki bir diğer detay ise Shaq, Kobe'nin kendisine bir gün Lakers'ta en çok sayı atan oyuncu olacağım. 5 veya 6 şampiyonluk yüzüğüm olacak. NBA'in en iyisi olacağım.
Dirk Nowitzki, LeBron James, Joel Embiid, Amar'e Stoudemire, Kawhi Leonard, Greg Popovich, eski koçu Doc Rivers onun hakkındaki taziyelerini iletirken çoğu gözyaşlarına hakim olamadı. NBA büyük bir yıldız kaybediyordu. Peki soru şu, Kobe'yi neden seviyoruz? Kobe Bryant'ın ölümü, Michael Jackson'ın ölümünün ardından dünyanın istisnasız her yerinden ses getiren ilk ölümü olabilir. Bu kadar fenomen bir ismin bu kadar erken ölümü kabullenilmesi çok zor. 25 yaşındaki Kamerunlu Joel Embiid, tweetinde ben Kobe'yi izleyerek basketbol oynamaya karar verdim. Hep onun gibi olmak istedim diyor. 19 yaşındaki Slovenyalı Luka Doncic ise ölüm haberi yayılmaya başladığı ilk saniyeden itibaren üst üste tweetler atıp Kobe'nin kızıyla olan fotoğrafını paylaştı. Her yerde de Kobe'nin Doncic'i izlemeye geldi ve onunla tokalaştığı anın videosu yayıldı. Kobe Bryant sadece Amerika'da yaşayan kişileri değil, şu anda 25 yaşında olan Kamerun doğumlu birini de ve 19 yaşında olan Slovenya doğumlu birini de etkileyecek kadar zamana ve coğrafyaya sığmayan biriydi. What can I say? Mamba out.